Bakü, Ağustos 1945. Dört yıllık yıkıcı savaştan sonra terhis edilen ilk Kızıl Ordu askerleri nihayet evlerine döndü. Ama bu hem acı hem de tatlı bir mutluluk. Yoldaşlarının pek çoğu savaşta hayatını kaybetti. Bir daha tanıdık yüzleri görmenin, sevdiklerini kollarına almanın ya da rahat evlerine ve savaştan kurtulmuş bir şehre dönmenin keyfini asla yaşayamayacaklar. Ama şehirleri yerle bir olmaya gerçekten çok yaklaşmıştı. Batıda savaşın başlangıcından beri farklı düşmanlar Bakü'yü büyük bir yıkımla tehdit etti. Nazi Almanyası'nın yanında İngiltere, Fransa ve hatta ağabeyleri Moskova'da bu düşmanlar arasındaydı. Bunların hepsinin bir şekilde Bakü'yü hedef almasının sebebi şehrin büyük zenginliğiydi. Petron. Bakü Medya Merkezi sunar. Hedef Bakü. Hitler petrol savaşını nasıl kaybetti? ...1939'un Ağustos sonlarına gelindiğinde... ...batıda kara bulutlar toplanırken... ...Bakü'de hava güzeldi. Stalin, Hitler'le saldırmazlık paktı imzalamıştı. Ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı Azerbaycan... ...Kafkas Dağları ve Hazar Denizi'nin oluşturduğu... ...doğal engellerin arasında... ...varlığını huzur içinde sürdürebilirdi. Bakü aynı zamanda... ...Sovyetler Birliği'nin idari, sanayi... Bilim ve kültür açısından en gelişmiş şehirleri arasındaydı. Şairler şehrin en saygı gören isimleriydi. Opera salonu, tiyatroları, sinemaları ve canlı yaşamıyla Bakü, yüzyılın başından itibaren Kafkasların Paris'i olarak anılıyordu. Bu Paris, asıl şehirden 4000 kilometre uzakta, yüzyılın ekonomisini ve jeopolitikasını alt üst eden toprağın siyah kanına bulanmış bir yerde bulunuyordu. Nafta, Apşeron Yarımadası'nda en eski tarihlerden biri her zaman yerden fışkırdığı görülen bir madde olmuştu. Taşlardan gelen bu kadim petrol sığ yerlerden çıkarılırken hemen pek çok şekilde kullanılmaya başlandı. Kozmetik ve cilt ürünleri gibi. Ama endüstriyel kullanım gerçek anlamda ilk kez 1847 senesinde Azerbaycan'da dünyanın ilk mekanik sonda araçlarının icadıyla başladı. ...50 yıl sonra Bakü dünyanın bir numaralı petrol üretim bölgesi olurken her yıl 11 milyon ton petrolle dünya üretiminin yarısını karşılıyordu. Binlerce işçi ve maceracı siyah altın umuduyla Bakü'ye gelmekteydi. Bu siyah altına hücum yıllarında şehir ilk Bolşeviklerin de ortaya çıktığı yer oldu. Bu yeni devrimcilerden biri Gürcistan'dan geliyordu ve mafyavari yöntemlerle burada deneyim kazanmaya gelmişti. Bankaları ve nakit para taşıyan araçları soyarak partinin kasasını dolduruyordu. Arada bir Baylov hapishanesine giriyordu. Sık sık polis raporlarında ortaya çıkan Soso ve Koba gibi farklı takma isimler kullanmayı tercih etmekteydi. 1939 yılı geldiğinde artık saklanmaya ihtiyacı kalmamıştı. Uzun süre boyunca resmi olarak Stalin ismini kullanırken artık Sovyetler Birliği'nin başına gelmişti.
Moskova'da yaşasa da ilk faaliyetlerinin geçtiği şehri yakından izliyordu. Bakü artık petrolde yeni dünya lideri olan Birleşik Devletler'den 8 kat daha az petrol üretse de yıllık 22,5 milyon tonluk miktar Sovyetler Birliği'ndeki bütün üretimin %72'siydi. Şehir imparatorluğun ekonomisinde kritik bir önem taşıyordu. Bakü bu değerli sıvıyı büyük kardeş cumhuriyetlerle ötesine pek çok farklı yoldan gönderen bir kalp gibiydi. Stalin, Avrupa'daki büyük ideolojik rakibinin göz koyduğu bu değerli kaynağı sıkı bir şekilde koruyordu. Adolf Hitler'in. Bu rakibin isteği bütün dünyayı fethetmekti. Birkaç yıldır ordularını sahaya göndermeden önce modeller üzerinde eğitiyordu. Amacıysa bin yıllık bir rah kurma niyetiyle ülkesi için gerekli gördüğü komşu toprakları ele geçirmekti. Hitler amaçlarını gerçekleştirmek için Wehrmacht'ı yarattı. Üstün mekanize yeteneğe sahip bir ordu. Ama ordunun yıllar içinde daha da etkili olacak makineleri büyük miktarda yakıta ihtiyaç duymaktaydı. Hitler savaşa girmek için sivil tüketimi de hesaba kattığında uzmanlarının tavsiyesine göre sadece 1939 yılı için en az 9 milyon ton yakıt bulmalıydı. Ama Büyük Rah'ın petrol kuyuları üretimi yeni ele geçirdiği Avusturya ve Moravya'da dahil olmak üzere ihtiyaçlarının onda birini bile karşılayamıyordu. Bu yüzden Hitler 1933 yılında iktidara geldikten kısa süre sonra kimya devi A.G. Farben'den Almanya'da bol bulunan kömürden sentetik petrol üretimi için çalışmasını istedi. Yine de Almanya'nın ihtiyaçlarının sadece üçte biri karşılanabiliyordu. Geri kalanı için Romanya ile yapılan ticaret anlaşmaları Hitler'e neredeyse 1.7 milyon ton petrol ürünü elde etmesini sağlayacaktı. Ve Sovyetler Birliği ile saldırmazlık paktından sadece 4 gün önce imzalanan kredi anlaşması 160 bin ton petrolü garanti ederken fazladan miktar fırsatı tanıyordu. Ve Hitler bunu yılda 2 milyon tona çıkarma niyetindeydi. Bu petrol Polonya sınırına taşınacaktı. Burada da hat açıklığındaki değişim nedeniyle nakledilmesi gerekiyordu. Ama bunların hepsi bir araya geldiğinde bile rezervleri tamamlayacak kadar petrol yoktu. Hitler'in başka kaynaklara ihtiyacı vardı. 1 Eylül 1939. Stalin'le yapılan anlaşmadan sadece 8 gün sonra. Hitler savaş ilanında bile bulunmadan 1600 savaş ve bombardıman uçağıyla ve 2600 panzeri de kapsayan şaşırtıcı derecede büyük bir mekanize güçle Polonya'ya saldırdı. Hitler yeni türde bir savaş şekli ortaya koymuştu. Blitzkrieg bu teknik sürati sayesinde yakıt tüketimini azaltıyordu. Hitler'in ana hedefi Almanya'nın 1919'da Versay Anlaşması ile kaybettiği Danzig koridorunu geri almaktı. Ayrıca Polonya'nın güneydoğusunda bulunan Galicia'daki petrol kuyularının kontrolünü de ele geçirmeyi planlıyordu. Ama bunu müttefiği Stalin'le paylaşmak zorunda kalacaktı. Batı'da Avrupa'nın iki büyük demokrasisi İngiltere ve Fransa, Polonya'ya verdikleri söze dayanarak Nazi Almanya'sına savaş ilan etti. Ama silahlı çatışmaya hazırlıklı değillerdi. Ve Almanya'nın hızlı ilerleyişini çaresizce seyrettiler. Alman kuvvetleri sadece bir ayda Polonya ordusunu yenip güçlü ürüne rağmen teslim olmaya zorlamıştı. Bu ezici güçle yüzleşmek için en iyi yol ne olacaktı? Nasıl etkisiz hale getirilecekti? Wehrmacht'ı hareketsiz kılmanın kesin yollarından biri Bakü musluğunu kapatmaktı. Bu Sovyet petrolünün Alman panzerlerine, uçaklarına ve gemilerine akmasını durduracaktı. Tuhaf savaş döneminin ilk aylarında müttefik komutanları farklı savaş planları ortaya koydu. Pike, RIP, MI6 gibi farklı kod adları kullanılsa da amaç hep aynıydı. Bakü'yü bombalamak. Yüksek irtifadan uçan iki keşif uçağı Bakü ve Batum üzerinde dolaştı.
45 güne yayılması planlanan bombardımanların 15 Mayıs 1940'ta başlaması kararlaştırılmıştı. Bu tarih daha sonra 30 Haziran'a ertelendi. 900 tondan fazla mühimmat bu operasyon için ayrılırken bunlara 5000 tane 110 kiloluk bombayla petrole bulanmış bütün bölgeyi dev bir cehenneme çevirecek 70 bin tane 2 kiloluk yangın bombası da dahildi. Bakü haritadan silinecekti. Şehirde yaşayanlara ne olursa olsun. Bakü halkı bu olayları uzaktan takip etmekteydi. Batıda başlamış olan bu savaş onları direkt olarak endişelendirmiyordu. Almanya ve Sovyetler arasındaki saldırmazlık paktı sayesinde kendilerini tehlikeden korunmuş olarak hissettikleri için yaşam her zamanki gibi devam ediyordu. Onları bekleyen ve hayatlarını derinden sarsabilecek korkunç tehditten habersizdiler. Şanslarına batıdaki beklenmeyen olaylar Bakü'yü kurtardı. Mayıs 1940 şafağında Hitler ordularını Hollanda, Belçika ve Fransa üzerine gönderdi. Bir kez daha güçlü mekanize ordu savaş alanına girerek yoluna çıkan her şeyi ezip büyük bir hızla Manş Denizi'ne ve Paris'e doğru yürüdü. Müttefiklerin strateji uzmanları bu hızın daha fazla devam edemeyeceğini ve yakıtın yakında biteceğini düşünüyordu. Ama Belçika, Hollanda ve Fransa'da yer alan ana yakıt depolarını ve dağıtım ağlarını etkisiz hale getirmeyi unutmuşlardı. Böylece Almanya bunları istediği gibi kullandı. Ganimetleri tüketime kolayca karşılıyordu. Paris bölgesindeki depolar ateşe verildiğinde çok geç olmuştu. Yenilgi kaçınılmazdı. Hollanda, Belçika ve Fransa teker teker diz çöktü. 14 Haziran'da Nazi bayrağı Eiffel Kulesi'nde dalgalanıyordu. Bakü halkı bir cehennemden kurtulduklarını öğrendiğinde çok şaşırmıştı. Bu bilgi Fransa seferi sırasında Halk planını anlatan çok gizli belgeleri ele geçirmiş Almanlardan geliyordu. Bu arada Bakü'deki kuyular ve rafineriler son sürat çalışmaktaydı. Her zamanki gibi ülkeye petrol sağlamanın yanında Almanya'ya yapılan ihracata ek olarak Merkez Komitesi ve Halk Komiserleri Konseyi iç kısımlarda her türden dev yakıt rezervleri oluşturmaya karar verdi. Benzin, uçak yakıtı, mazot, uçak ve gres yağı. Bunların amacı bütün askeri ihtiyaçları karşılamaktı. Bu stoğun %80'i tamamen Bakü'nün petrol üretimiyle beraber işçilere, teknisyenlere, kimyagerlere ve mühendislere bağlıydı. Ama İngiliz ve Fransız saldırısından kıl payı kurtulmuşken ufukta onları yeni tehlikelerin beklediğinden haberleri yoktu. 1941 ilkbaharında Hitler'e tedarik hizmetlerinden bir uyarı geldi. Ağustos ayında ordunun elinde petrol kalmayacaktı. Anlaşmaları boş vererek petrolün kaynağına ulaşmaya karar verdi. Generallerine açıkça şunu anlattı. Kızıl Ordu yok edildiğinde Wehrmacht Bakü petrollerine ulaşıp onları ele geçirecekti. 8 Ekim 1940'ta Wehrmacht'ı petrol sahalarını korumak için Romanya'yı işgale göndermişti. Sovyetlerin bu sahalara kolayca ulaşabileceğini düşünüyordu. Hitler artık Stalin'e yönelmeye hazırdı. 22 Haziran 1941'de verdiği sözü bozarak Barbarossa operasyonunu başlattı. 3200 uçak, 3300 tank, 600 bin motorlu araç, 625 bin at ve 3 milyon asker hiçbir uyarı olmaksızın Sovyetler Birliği'ne girdi. Hitler Yıldırım Savaşı yürütüp ilk 3 hedefine ulaşmak için bir kez daha sürpriz faktörüne ve büyük asker sayısına güveniyordu. Kuzeyde Leningrad, ortada Moskova,
ve güneyde Kiev. Bir kez daha çabuk hareket etmesi gerekecekti. Benzin rezervleri sadece 3 aylık operasyona yetiyordu. Ve uçakları havada ancak 1 ay kadar tutabilecek uçak benzini vardı. Bundan sonra Sovyetlerden gelecek kaynaklara güvenemezdi. Diğer tarafta Stalin şoke olmuştu. Pek çok uyarıya rağmen ticaret ortağının ona ihanet edebileceğine inanmayı son ana kadar reddetmişti. Hatta onu uyarmak için gelen firari bir Alman komünisti bile vurmuştu. Japonya'daki özel ajanı olan Ramsey'in uyarılarını da dikkate almamıştı. Doktor Zorge olarak tanınan bu adam aslen Bakü bölgesindendi. Ve hatta ona işgalin tarihini tam olarak söylemişti. Stalin kendine geldiğinde bütün Sovyet halklarının vatanseverlik duygularını ve sadece bir ay önce Kızıl Meydan'da mağrur bir yürüyüş gerçekleştiren Kızıl Ordu'yu göreve çağırdı. İşgale karşı koymak için 4,5 milyon asker, 20 binden fazla tank ve 15 bin uçak toplamayı başardı. Stalin, Başkan Roosevelt'in kişisel elçisine şöyle demişti: "Savaşın kaderi petrolle çalışan motorlara bağlı." Stalin'in ise hiç yakıt meselesi yoktu. Kafkasya petrolüne güveniyordu. Bakü'de şaşkınlık yerini kısa sürede kargaşaya bıraktı. Memleketimiz için, Stalin için gönüllü olarak cepheye gidiyorum. Ülke savaştaydı. Bununla yüzleşmek için herkesin seferber olması gerekiyordu. 700 bin kişi, yani Azerbaycan nüfusunun neredeyse 1/4'ü Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda yer almak için orduya yazılacaktı. Eğitimden sonra Bakü'de yer alan 193. Uçak Savar Topçusu Alayı, Sovyetlerin kuşatma alanındaki başkentini savunmak için Moskova'nın batısına gönderildi. Kadınlar her yerde cepheye giden erkeklerin yerini almak için gönüllü oluyordu. Petrol endüstrisinde erkek meslektaşlarının yanında çalışmaya karar verip mesailerini uzattılar. Günde 12 saat, haftada 7, yılda 365 gün, savaş bitene kadar hiçbir ara ya da tatil olmadan. 1942 yazında 25 binden fazla kadın işçi vardı. Petroldeki iş gücünün 1/3, mesaileri 18 saate kadar çıkabiliyordu. Rafineriler ve kimyasal ürün fabrikalarında sayı daha da büyüktü. 1944'te kadın iş gücü %60'a kadar çıkacaktı. Sonuç olarak savaşın ilk yılında Haziran 1941'den Haziran 42'ye kadar Bakü'nün petrol üretimi bütün zamanların rekoru olan 23,5 milyon tona çıktı. Savaşamayacak kadar ufak olanlar, yaşlı ve emekli petrol işçileri, yaş ya da cinsiyet gözetmeksizin herkes üretime katkı verdi. Sovyetler Birliği mümkün olan her işçiye ihtiyaç duyuyordu. Annelerin çalışmak için serbest olması gerektiğinden devlet çocuklarla ilgilendi. Ama bu savaşın hayaletinin kreşlerin üzerinde dolaşmasına engel olamadı. Sadece kapıyı tekmelememiz gerek. Sonra bütün çürümüş bina çökecektir. Hitler böyle tahmin ediyordu. Savaşın ilk haftalarında haklı gibi görünmekteydi. Sovyet hatları çözülmüş ve yok edilmişti. Sadece bir ayda Almanlar Leningrad'ın 150, Moskova'nın 300 ve Kiev'in 200 kilometre kadar yakınına gelmişti. Sovyet hükümetinden 3 hafta önce sınır boyunca dağılmış yakıt rezervlerini kendi araçları için ele geçirdiler. Almanların şansı yaver gitmemişti. Çünkü ele geçirilen 100 bin tonun çoğu mazot olduğundan onlar için işe yaramıyordu. Panzerleri ve kamyonları benzinle çalışmaktaydı.
Bu yüzden rezervleri ateşe verip yollarına devam ettiler. Bakü savaş zamanı ekonomisine geçmişti. Petrol endüstrisi için çalışan fabrikalar, alev makineleri, makineli tüfekler, Stalin'in organı takma adına sahip Katyuşya roket atarları, havan topları ve saldırı tüfekleri için parçalar üretmeye başladı. Ayrıca her boyda ve türde mühimmat da üretiyorlardı. Kovanlar, antitank mayınları, yangın ve el bombaları, hatta molotof kokteylleri. Üretim hızı ise günde 10 bin parçaya çıkabiliyordu. Ayrı parçalar halinde gelen uçakları birleştirmek için dev depolar inşa edildi. Tersaneler, Hazar Denizi'ndeki yük gemilerinin ve tankerlerin onarılıp bakımlarının yapılması için tekrar açıldı. Önde gelen Azeri kimyager Yusuf Mamadaliyev tarafından gerçekleştirilen yeni bir işlem sayesinde petrol rafinerileri artık Sovyet Hava Kuvvetleri'nin performansını büyük ölçüde geliştiren ve pilotların Luftwaffe'nin en iyileriyle kapışmasına imkan veren yüksek oktanlı bir uçak benzini üretebiliyordu. Ukrayna'da motorları tıkayan bozuk ve tozlu karayolu ağına rağmen Alman zırhlı birliği hızlı bir şekilde ilerleyip fazladan yakıt harcamasına neden oluyordu. Ama onları hiçbir şey durduramıyor gibiydi. 1941 Eylül'ünün sonlarında Leningrad teslim oldu. Almanlar Moskova'dan sadece 100 kilometre uzaktaydı ve Ukrayna'nın büyük bölümünü işgal etmişlerdi. 3 aylık savaştan sonra Hitler 2,5 milyon esirle beraber 22 bin topun, 18 bin tankın ve 14.500 uçağın yok edilmesi ya da ele geçirilmesiyle övünebilirdi. Kısa süre sonra Sovyetler Birliği'nin başkentini de ele geçireceğinden şüphesi yoktu. Ukrayna 1941 sonbaharı. Ama sonra şiddetli sonbahar yağmurları başladı. Sadece günler içinde yollar bütün araçları hareketsiz kılan çamurlu bataklıklara dönüştü. Tanklar bile paletleri çok dar olduğundan ilerlemekte zorlanıyordu. Rasputitsa adı verilen bu çamurlu dönem Wehrmacht'ı yavaşlattı ve sonunda hareketi tamamen durdurdu. Yollar buz tuttuğunda Hanzerler amansız ilerleyişlerine tekrar başladı. Başkente sadece 30 kilometre mesafe kalmışken 5 Aralık'ta General Zhukov'un kumandasındaki bir karşı saldırı baskıların biraz azalmasını sağladı. Almanlar geri püskürtüldü. Hem de bazı yerlerde Moskova'dan 200 kilometre kadar uzağa. Bunların hepsi yenilenmiş Sovyet Hava Kuvvetleri'nin yanında erken gelen kış sayesinde oldu. Sıcaklıklar kısa sürede -30 ila -40 dereceye düştü. Askerleri, ekipmanları, araçları ve silahları donduran sıra dışı hava koşullarıydı bunlar. Askerler ısınmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyordu. Bir kez daha ilerleyiş durdu. Bu sefer aylar boyunca. Sovyetler sevinebilirdi. Blitzkrieg başarısız olmuştu. Volga'da ilerlemek mümkün olduğu sürece Bakü tankerleri Moskova'ya her türlü yakıtı, özellikle de uçakların ihtiyaç duyduklarını taşımaya devam edip Kızıl Ordu'nun gereksiniminin %80'ini karşılıyordu. Şubat 1942'de bir sondaj ekibi Sovyet ülkesinin savunmasına yaptıkları büyük katkı nedeniyle Kızıl Sancak nişanıyla ödüllendirildi. Ve Yüksek Sovyet'in kararıyla Bakü'nün en iyi 500 petrol işçisi Teknoloji Meclisi'nde onurlandırıldı. Bağlılıkları sarsılmaz derecede güçlüydü. Sadece Nisan ayında 500 bin tondan fazla petrol ürününü Hazar Denizi'nde taşıdılar. Ve takip eden aylarda ülkenin yakıt rezervlerini doldurmak için
800 bin ton daha üretildi. Rezervler savaş çıktığından beri yarı yarıya azalmıştı. Ukrayna Vinnitska'daki karargahında Hitler bir yıl önce komutanlarına sunduğu ve Mavi Durum adını verdiği planı tekrar canlandırdı. Amaç Kafkasya petrollerini ele geçirmekti ve bunun iki etkisi olacaktı. Yakıt sevkiyatı yapamayacağı için Stalin diz çökecek ve Hitler'in tedarik sorunları da çözülmüş olacaktı. Hatta 25 Eylül'de Bakü'nün ele geçirileceğini bile kararlaştırmıştı. Bu beraberindeki kimsenin şüphe etmesine izin olmayan bir tahmindi. Bir propaganda filmi Hitler'in ne kadar aceleci davrandığını göstermekte. Ünlü bir Sovyet pastasının büyük bir dilimini kesiyor. Başlangıçta olaylar onu haklı çıkarıyor gibiydi. Sadece iki ayda Güney orduları Sivastopol'u ele geçirdi ve Ukrayna'yı tamamen işgal etmiş oldu. Tam bir kaos durumunda gibi görünen Kızıl Ordu her yerde acımasız ve şiddetli şekilde geri çekilmeye zorlandı. Ama Hitler'in Genelkurmay Başkanı onu uyarıyordu. Bu hızla giderlerse petrol rezervleri Eylül ortasında bitecekti. Hitler planını hızlandırmaya karar verip askerlerini böldü. General Paulus'a Stalingrad'ın kuzeyinde Volga'daki bütün trafiği kesme emri verilirken General List Kuban'ı ve Kafkasya petrol merkezlerini ele geçirmekle görevlendirildi. Hitler onlara şunu hatırlattı. Maykop ve Grozny'yi almazsak savaşı bitirmekten başka seçeneğim kalmayacak. Rostov 25 Temmuz'da düşerken Almanlar Don Nehri'ni geçtiğinde ön cephe 300 kilometreyi aşıyordu. Kızıl Ordu'yu besleyen boru hattıyla demir yolunu keserken inanılmaz bir hızla ilerlediler. Hitler çok sevinçliydi. Rusya'nın işi bitti diyordu. Ama bir kez daha ikmal operasyonların hızına yetişemiyordu. Temmuz'un sonunda araçlar yakıt yokluğu nedeniyle işleyemez hale geldi. General Paulus, Stalingrad'dan 300 kilometre uzakta tekrar yakıt bulup işgale devam için yola koyulmak üzere 8 gün boyunca beklemek zorunda kaldı. Alman tehdidi Stalin'i tepki vermeye zorluyordu. 227 no'lu emri bütün birliklere gönderdi. Bir adım bile geri atılmayacak. Petrol endüstrisinden sorumlu yeni halk komiseri yardımcısı olan Nikolay Baybakov'u çağırdı. Baybakov Bakülüydü ve Azerbaycan petrol kimya endüstrisinden mezundu. Stalin ona emirlerini söyledi. Hitler herkese Kafkasya petrolünü ele geçiremezse kaybedeceğini söylüyor. Hemen Kafkasya'ya gidip onun bu savaşı kaybetmesine yardımcı olacaksın. Kuba, Ağustos 1942. Ama Alman ordusunun Panzerlere tekrar yakıt konduğu anda yine başlayan baskısına kimse karşı koyamıyordu. Kuban'daki şehirler teker teker düştü. 9 Ağustos'ta General von Kleist Maykop'u işgal ettiğinde petrol yataklarının 50 kilometre güneyde olduğunu fark etti. Yine de Berlin radyosu aceleyle yayın yapıp her gün 19 bin ton üretilen Maykop petrolünün artık Rayh'ı besleyeceğini duyurdu. Ama von Kleist bir hafta sonra petrol havzasının kalbine ulaştığında neredeyse bütün kuyuların kundaklandığını gördü. Çalışan sadece iki kuyu vardı. Fakat petrol tugayı kuyuları onardıktan sonra bile günde 10 ton dahi üretmeyi başaramayacaklardı. Kuban bölgesindeki en önemli sanayi şehri ve önemli petrol rafinerisi faaliyet merkezlerinden biri olan Kosak başkenti Krasnodar'da da aynı hayal kırıklığı söz konusuydu. Burada da petrol üretiminin ve malzemelerin büyük bölümü Grozny'ye taşınmış ve geride kalanlar yok edilmişti. Bu engele rağmen Almanlar doğuda Grozny'ye,
ve güneyde de Karadeniz'e doğru ilerlemeye devam etti. Kafkas dağlarındaki geçitlerden geçerken ağır topları 3000 metreyi bulan yüksekliklere makine gücü olmadan taşıdılar. Hayır. 21 Ağustos'ta 1. Dağ Bölüğü'nün Grot grubu Svastika bayrağını Elbruz Dağı'nın zirvesine dikti. Burası 5642 metre ile Kafkasların ve Avrupa'nın en yüksek noktasıdır. Bakü'de yetkililer halkı işgale hazırlıyordu. Komşu kırsal alanlarda çiftçiler savaşa gönüllü olarak cömert bir katkı verirken tanklar için para topluyorlardı. Bu tankları Stalin'in Roosevelt'in temsilcisiyle görüştüğü kiralama taktiğiyle Anglo-Amerikan müttefikleri sağlıyordu. Alman denizaltıları Baltık denizindeki müttefik konvoylarını engellediğinden beri tanklar Bakü'ye İran'dan geliyordu. Savaşın sonuna kadar önemli askeri malzemeler Bakü limanından geçecekti. Bunlara Kafkasya'nın savunması için paylaştırılan neredeyse 5000 tank da dahildi. Stalingrad'da Alman saldırısına hazırlanıyordu. General Paulus'un 6. ordusu sadece 50 kilometre uzaktaydı. 23 Ağustos'ta şehir Guernica'yı bombalamış olan von Richthofen'ın liderliğindeki 4. Hava Filosu'nun gökyüzünde ortaya çıkışını izledi. 600 uçak günlük ölümcül turlarına başlarken hiçbir şeyi ve insanı ayırmıyorlardı. Dokuz dev petrol rezervuarı Alman pilotlarının ana hedefiydi. Milyonlarca ton yakıt yanarken kirli, kara ve keskin bir bulut günlerce havayı kaplayacaktı. İlk bombardıman sırasında 40 bin kişi hayatını kaybetti. Savaş 162 gün sürecekti. 162 günlük bitmeyen bir şehir gerilla savaşı. Bu sürede Almanlar her yeri metre metre, ev ev işgal ederek şehrin %90'ını ele geçirecekti. Ve Volga'ya mayın bırakarak nehirde ilerleyen gemilere durmadan saldırdı. Almanlar kısa sürede Astrahan'a kadar olan bütün trafiği kontrol etse de nehri tamamen bloke edemeyeceklerdi. Bakü'de yer alan Kaspflot ve Kasptanker denizcileri saldırılara dayanıp Stalingrad kuşatması boyunca durmadan yakıt, yiyecek ve savaş malzemesi sağladı. Büyük bir insan ve malzeme kaybı yaşansa da şehri savunan Kızıl Ordu birimlerine toplamda 149 bin ton yakıt taşındı. Bakü'deki denizcilerin elinde gemi kalmayınca yeni ulaşım yollarına başvurdular. Dünyada ilk defa her türden su deposu, bazen de su deposu konvoyları bir buharlı gemi tarafından çekilip suda yüzerken görüldü. Ne olursa olsun Kızıl Ordu'ya tedarik sağlanmalıydı. Ama Kafkasya'nın kuzeyinde Almanların ısrarı artıyordu. Panzerler Terek'e ulaşmış ve Malgobek'le Orzanikitsi'yi tehdit ediyordu. Grozny'e sadece 60 kilometre uzaktaydılar ve Bakü'ye 500 kilometre kalmıştı. Bakü artık Stavropol hava üssünü ele geçiren Alman hava kuvvetlerinin erişebileceği mesafedeydi. 6 Eylül 1942'de Moskova Radyosu Stalin'in Transkafkasya Cumhuriyetlerine son çağrısını duyurdu. Ölene kadar direneceğiz. Bu ülkemizin uyarı çağrısıdır. Stalin'in sesi Azerbaycan'a da ulaşmıştı.
Savunma Bakanlığı Komitesi bölgede yaşayan ve çoğu kadınlardan oluşan 90 bin kişiyi şehirler etrafındaki savunmayı güçlendirmek için görevlendirmişti. Bakü petrol kuyularını sadık bir şekilde savunmaya hazırlanıyordu. Bunların düşman eline geçmesini engellemek için en modern olanlar, en iyi mühendisler ve teknisyenlerle beraber parçalara ayrılıp Kuzeydoğu'daki yeni petrol havzalarına götürüldü. Bölge yılda sadece 2 milyon ton, yani Bakü'nün %10'u kadar petrol ürettiği için bu riskli bir hareketti. Bakü'lü işçilerin kalabalığı sebebiyle, ki sayıları neredeyse 6 bindi, bölgeye ikinci Bakü deniyordu. Bakü'de modern kuyuların kapanması nedeniyle yaşanan üretim kaybını karşılamak için 25 eski ve terk edilmiş kuyu, çevrenin göründüğü zarara rağmen tekrar açıldı. Maliyeti ne olursa olsun üretim çok kritikti. Bu günlük bir mücadeleydi ve bütün işçiler çalışma istasyonlarında hazırdı. Savunma Bakanlığı Komitesi'nin özel izni olmadan Kızıl Ordu'ya alınamıyorlardı. Durumu anlatan bir slogan bile vardı. Her kuyu bizim Stalingrad'ımızdır. Devlet Savunma Bakanlığı Komitesi'ne atanan Nikolay Baybakov'un girişimiyle patlayıcı taşıyan trenler tedbirli şekilde Bakü'ye yönlendirildi. Amaç geriye kalan kuyuları yok etmekti. Ama sadece son çare olarak. Baybakov bıçak sırtındaydı. Stalin onu şöyle uyarıyordu. Almanlara bir ton bile petrol bırakırsan seni vururuz. Kısa bir süre sonra şunu ekledi. Petrol sahalarını yok edersen ve Hitler onlara ulaşamazsa ama biz de yakıtsız kalırsak seni yine vururuz. Bakü artık çifte tehdit altındaydı. Düşman şehri ne olursa olsun işgal etmek isterken kendi tarafı da onu feda etmeye hazırdı. Kuzey Kafkasya'da havadan taşınan yakıt panzerlerin tekrar ilerlemesini sağlamıştı. Ama şimdi Stavropol'u bombalayan Sovyetler tarafından daha güçlü bir direnişle karşı karşıyaydılar. Fuzağa düşmek istemeyen Almanlar kısa süre sonra geri çekilmek zorunda kalacaktı. Hitler Bakü'yü ele geçirmeyi başaramayacağını fark ederken bu yılki petrol yarışı sona ermişti. Onun emriyle Richthofen ve kalan 123 bombardıman uçağı Grozny'ye bir dizi saldırı başlatırken 10 ila 12 Ekim arasında şehri ağır bombardımana tuttular. Grozny, 10 Ekim 1942. Hitler, Bakü'nün benzer bir kaderi paylaşmasını istiyordu. Ama Sovyet Hava Kuvvetleri, Stavropol üssünü yok ettiğinden beri şehir Alman Hava Kuvvetleri'nin menzili dışındaydı. Hitler artık bütün dikkatini Stalingrad'a vermişti. Görünüşü kurtarmak ve bir sonraki hücumda Bakü'ye tekrar saldırmak için Kafkasya'ya bir kapıyı açık tutmak istiyorsa adını düşmanından alan şehri kesinlikle ele geçirmeliydi. Sembolik önemi çok büyüktü. Paulus'un 6. ordusu şehrin %90'ını kontrol ediyordu. Fakat 19 Kasım 1942'de muharebede ilk defa Kızıl Ordu avantajı tekrar kazandı. Zhukov, generalleri Vatutin'le kuzeyden ve Yeryomenko'yla güneyden saldırıya geçerek Paulus'un kuvvetlerini kuşattı. Sadece günler içinde iki Sovyet ordusu buluştu. Paulus, Don ve Volga arasında kapana sıkışmıştı ve hareket edemiyordu. 23 Kasım'da Hitler'e şu mesajı yolladı. Çok gizli, hührerim. Yakıtımız neredeyse bitti. Hatta elinde kalan tanklarını ancak 30 kilometre yürütecek kadar yakıt vardı. Ama en yakın Alman hatları 50 kilometre uzaktaydı. Hem insanlar hem de makineler açtı. Bu sıkıntı bir aydan fazla sürdü. Diğer taraftan Sovyetler yiyecek, yakıt ya da mühimmat sıkıntısı yaşamıyordu. Paulus'un durumu ümitsizdi. ...31 Ocak 1943'te... ...24 generalinin bir bölümü... ...ve ordusundan hayatta kalan... ...110 bin askeriyle teslim oldu.
iki gün sonra onları son askerlerde izledi. Hitler onu kısa süre önce Feldmarşal ilan etmişti. Belki de intihar edeceğini umuyordu. Daha önce hiçbir Alman Feldmarşali canlı yakalanmamıştı. Ama Paulus teslim olmayı tercih etti. Almanlar bir daha Kafkasya'ya ilerleme fırsatı bulamayacaktı. Bakü'yü bir daha asla tehdit edemediler. Şehir taşınma yüzünden petrol üretiminin yarısını kaybetse de Kızıl Ordu'ya binlerce kilometrelik vagon konvoylarıyla petrol göndermeye devam etti. 1943 Temmuz'u ve Ağustos'unda Kursk'ta yaşanan tarihin en büyük tank savaşı için toplam 1300 kilometre uzunluğunda vagonu dolduracak kadar petrol yollandı. Artık tehlike altında olmayan Bakü, ünlü gezginleri karşıladı. Kasım 1943'te Stalin müttefiklerle yapılacak Tahran Konferansı'na giderken şehirden geçti. Söylentilere göre şehirden ayrılmadan önce sorunlu gençliğin hatırası olan Baylov hapishanesini ziyaret etmekte ısrarcı olmuştu. Ve Kasım 1944'te Stalin'le Moskova'da buluşmaya giden De Gaulle. 24 saatlik konaklama sırasında De Gaulle yerel yetkililer tarafından Azerbaycan Operası'nın hazinelerini görmesi için davet edildi. Altı ay sonra 9 Mayıs 1945'te bütün şehir Almanların teslim oluşunu kutladı. Bakü halkına göre şehir Stalin'in 8 gün önce 4 kahraman şehri için yapılmasını istediği top atışlarını hak etmişti. Bu şehirler Leningrad, Stalingrad, Sivastopol ve Odessa'ydı. Bakü bu kahraman şehirlerin kaderini paylaşamasa da ortak amaç için petrol ve halkının yaşamlarını sunarak zafere önemli bir katkıda bulunmuştu. Her aile bir babanın, kocanın, kardeşin ya da oğlun kaybının yasını tuttu. Askere alınan 700 bin Azeri'den 400 bini hiç geri dönmedi. Ama herkes, cephedeki ve cephe gerisindeki askerler, toprağın siyah kanı olmasa Sovyetler Birliği ve batıdaki çıkar müttefiklerinin savaşı kazanamayabileceği gerçeğiyle avunabilirdi. O zamanlarda daha güvenli bir geleceği hayal edebilirlerdi. Ama en çılgın rüyalarında bile 50 yıl sonra ülkelerinin bir kez daha bağımsızlığını kazanıp 1918'de 20 yılları arasındaki sevgiyle anılan ilk Azerbaycan Cumhuriyeti dönemini tekrar yaşayarak değerli kaynaklarını yönetmekte nihayet özgür olabileceklerini hayal edebilirler miydi?